olacak, nasıl olacak? Yani özellikle bebek açken banyo yaptırmayalım. Karnını doyurur doyurmaz da tamamen tok olduğu zaman da biz banyomuzu yaptırmayalım. Yani karnını doyurduk, aradan yarım saat geçti. Ondan sonra banyosunu yaptıralım. Çünkü bebek çok doygun olduğu zaman kusabilir. Aç olduğu zaman da bu bebekte huzursuzluk yaratabilir. O yüzden bebeğin açlık tokluk zamanını ayarlamanız gerekiyor. Oda ısısını ayarlamamız gerekiyor bir kere. Oda ısısı 22 ile 26 derece, ortalama 24 derece sıcaklığında olması gerekiyor. Banyomuzu, ilk banyomuzu ne zaman yaptıracağız? Bebeğimizin göbeği düştükten sonra bir gün sonra banyomuzu yaptıracağız. Tabii göbeği düşene kadar bebeğimizi ne yapacağız? Sileceğiz, silme banyosu yapacağız. Çünkü göbeğine su vurmayı biz istemiyoruz. Yani bebeklerde doğar doğmaz hastanede banyo yaptırılmıyor. Bu da aklınızda olsun, bunu da bilin. Bütün malzemelerini hazırlıyoruz. İşte küvetimiz olacak banyo yaptırmak için. Su dolu kabımız olacak. Şampuanımız, bebeği yağımız, maşrapamız, bebeğin kıyafetlerini biz her şeyimizi yanımıza alalım. Eşimiz de yanımızda olsun. Onlar da bize destek versin. Çünkü yakınlarımız ilk banyosunu yakınlarımızla beraber yaptıracağız ama yakınlarımız gittiği zaman eşimizle baş başa kalacağız. Eşinizle muhakkak sorumluluk verin. Yani eşinizle beraber siz bebeğinizi tutarken eşiniz de bebeğinize su döksün. Suyun sıcaklığı nasıl olacak? Vücut ısısında olacak. 36,5-37,5 derecede, yani ortalama 37 derecede olabilir. Bunu nasıl ayarlayacağız? Eğer termometreniz varsa termometreyle suyun sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Ama termometreniz yok. Ne yapacağız? Şu bileğimizin içine suyu dökebiliriz. Ya da dirseğimizi suya dokunduğumuzda ne yakacak ne de çok soğuk olacak. Onu anlayacaksınız. Suyun sıcaklığını bu şekilde ayarlayacağız. Termometreniz de varsa termometreyle ayarlayabilirsiniz. Bebeğimizin kıyafetlerini, havlusunu, işte alt silme temizleme bezini, her şeyini biz yanımıza alıyoruz, hazırlıyoruz. Bebeğimiz de ilk suya gireceği zaman hani bebek de tedirgin olabilir, siz de tedirgin olabilirsin ama bebekler suyu çok sever. Bunu unutmayın. Çünkü bebekler anne karnında su içerisinde olduğu için banyoyu çok severler. Eğer banyo yaparken hoşlanmıyorsa bir yerde bir eksik yapmış olabiliriz. Bebeğimizi tutuş şeklimiz, şu kolundan bir kere kavrayacağız. Çünkü bebekler kayabilir. Hani düşmesin diyerekten kavrayacağız bebeğimizi. Leğenimizin, küvetimizin içerisinde bir tane bez serdik. Bez seriyoruz. Bu önemli. Yavaşça ne yapıyoruz? Bebeğimizin ayağını yavaş yavaş bir kere suya dokunduruyoruz. Çünkü birdenbire bebeğimizi suya temas ettirmeyelim. Yavaş yavaş suya dokunduruyoruz ve ne yapıyoruz? Bebeğimizi getirdik. Bu şekilde tuttuk. Yanımızda yardımcı olacak kişi ne yapıyor? Suyumuzu buradan maşrapayla alıp yavaşça o suyu dökerken biz ne yapıyoruz? Elimizi şöyle yapalım, elimizin üzerinden birdenbire bebeğimizin üzerine dökmeyelim. Leğenin içerisine de birazcık su koyalım. Bu şekilde bebeği ileri geri o suda da oynatabiliriz, hareket ettirebiliriz. Bebeğin yumuşak bir tülbe tarzı bez olsun. Bez kullanalım. Lif şeklinde. Hani böyle sünger de kullanılıyor ama süngerler ıslak kaldığı için bakteriler çok çabuk ürediği için çok fazla süngeri önermiyoruz. Hani onu iyice kurup hemen kurutup güzel saklamak gerekiyor. En güzeli yumuşak tülbentler olabilir. Çok az şampuan döküyoruz. Çok fazla dökmenize gerek yok. Her banyoda da şampuanlamanıza gerek yok. Gün aşırı bebeğinizin kırkı çıkana kadar banyosunu yaptırabilirsiniz. Artık önümüz kış. Haftada 3 gün banyo yeterli olacaktır. Hani yaz günü olsa her günde yıkarsınız. Ama kış günü haftada 3 gün yeterli kırkı çıkana kadar. Çok az şampuan döktük. Ne yapıyoruz? Şu kıvrım yerlerinden, şu boynun, boğazının altından, koltuk altlarından, şuradan yavaşça böyle zaten çok sert sürtmemize de gerek yok. Bebeğin kiri yok sonuçta. Yavaşça yani bu kıvrım aralarına dikkat ederek bu şampuanlı lifimizi, tülbentimizi bebeğin her yeri önce vücudunu yıkıyoruz bu arada. Başını yıkamıyoruz çünkü bebekler baştan en erken baştan üşütürler. Başını yıkayıp vücudunu yıkamaya başlarsak başından üşütecektir. O yüzden önce vücudunu yıkıyoruz. Ne yapıyoruz? İyice her yerine lifle geçtik, yıkadık. Ondan sonra su döküyoruz ya da su dökmeden tekrar ne yapıyoruz? Bebeğimizi çevirip yine sıkı tutmak çok önemli. Ağzına şöyle yaparken çok suya değdirmeyelim. Kolumuz biraz yukarıda kalsın. Sırtını da aynı şekilde sabunlu, şampuanlı lifimizle bebeğin her yerlerini, kıvrım aralarını özellikle yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tabii ki duruluyoruz. Durulama suyumuzu döktük. Yanımızdaki kişi döktü, duruladık. Sonra çok az yine şampuan, çok az alıyoruz şampuanı. Ne yapıyoruz? Elimizle başını şu şekilde şampuanlıyoruz.
Başını şampuanladık. Yine su döküldü. Hemen yüzünü sıvazlayalım. Yüzünü sıyıralım. Çünkü bebeğin yüzüne, ağzına, burnuna su gelmesin. Buna dikkat edelim. Biraz bebeği banyoda şu şekilde ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Sonra tamamen duruladıktan sonra bebeğimizi sudan alıyoruz. Havluya sarılmış bir şekilde alıyoruz. Biraz burada evde yardımcı olacak, bu kadar hani biraz amatörce oluyor gibi geliyor bana ama havluya sardıktan sonra bebeğimizi ne yapıyoruz? Güzelce hemen kuruluyoruz. Aslında havlu, iki tane havlunuz olsun. Bir normal havlu, bir de müslin tarzı ince bezler var. Bu havlunun içerisinde o müslin tarzı ince bezlere atın. Önce bir suyunu alsın, sonra havluyla kurulayın bence. Hemen direkt havluya getirirseniz ne yapar? Havlu da ıslanmış olur, bebeğinizi üşütürsünüz. İyice bebeğimizi kuruluyoruz her yerine. Güzelce kuruladıktan sonra bebe yağları, bebeklerin cildi çok kuruduğu için bebe yağı hafifçe elinize yapıp vücuduna, her yerine bebe yağı sürebilirsiniz ya da son durulama suyuna bebe yağını koyup bebeğinizi o şekilde o suyla da durulayabilirsiniz. Nasıl yaparsanız her iki türlü de olacaktır. Hemen ne yapıyoruz? Çabuk çabuk bebeğimizi giydiriyoruz. Hemen bezliyoruz. Bebeklerin nasıl, kaç kat, çok fazla mı giydireceğiz? Kış geliyor. Bebeklerinizi çok fazla kalın da giydirmeyin, incili. Yani siz ne giyiyorsanız sizden bir kat fazlası olsun bebeğinize. Siz bir atlet, bir tişört mü giydiniz? Bebekte üçüncü bir yelek olsun. Yani sizden bir parça fazlasını giysin bebeğiniz. Çok kat kat giymenize, bebeğinizi de sarmanıza gerek yok. Çok fazla sarmayı da istemiyoruz. Hemen giydirirken özellikle şu şekilde tutup, parmaklarını tutup böyle giydiriyoruz. Çünkü direkt giydirirsek parmakları koluna takılabilir. Şöyle yaparsak bebeğin parmakları şuraya takılabilir. O yüzden kolunu şöyle yapıp, pardon, elini de tutarak bebeğimizi giydiriyoruz. Hemen giydirdik. Çorap giydirebilirsiniz alttan. Biz hani ben hemen buradan zıbın çorap giydirilmiş gibi düşünün. Altından muhakkak çorap giydirin. Hele de kışa gelmişse bazen çorabın içine bebeklerini, hani pamuk da sarmak gerekebiliyor. Bebekler hani üşümesin diye, yumuşak da tutsun diye giydirdik. İlk zamanlarda eldiven takıyoruz bebeğimize ama eldiveni uzun süre önermiyoruz. Yani ilk bir hafta, 3-5 gün en fazla. Çünkü bebek her şeyi eliyle keşfedecek. Elleri açık olsun. İlk birkaç gün böyle eldivenle kullanabilirsiniz ama sonrasında eldiveni önermiyoruz ki bebek her yeri tutsun, keşfetsin. Özellikle emzirirken eldivenini kesinlikle çıkartıyorsunuz. Çünkü bebeğinizin sizin teninize dokunması bile sizin süt salgınızı arttıracaktır. O yüzden eldivensiz olmasına dikkat edin. Ama ilk doğduğu zamanlarda eldivenini giydiriyoruz. Başına muhakkak beresini, şapkasını takıyoruz. Çünkü başından çok üşür bebekler. Ama böyle bağcıklı şapkalar, bereler olmasın. Zaten şimdi bone tarzı bütün hastane çıkışlarının içinde de var. Ayrı boneli başlıklar var. Sadece bone kullanın. Böyle yaptığımızda, bağladığımızda ne yaparız? Hani bu tehlikeli bir durumdur. Kesinlikle böyle bağlamayacağız. Elimizde bu olduğu için ben size göstermek için başlık bunu kullanıyorum. Normalde bone kullanıyoruz. Bebeğimizi şöyle sardık. Bir tane de battaniyesine sarıyoruz. Banyodan sonra rahatlar. Bebek uykuya geçebilir. Acıkmışsa emzirip ondan sonra yatırabilirsiniz. Bebekler gerçekten banyodan sonra rahatlıyor. Hani banyo saatleri genellikle akşam vakitlerini tercih edebilirsiniz. O sizin hani durumunuza, bebeğinizin sevdiği saatleri, bunu deneyerek öğreneceksiniz. Bazı bebekler sevmeyebilir akşam banyoyu. Bazılar da, yani büyük bir çoğunluğu da akşam banyo yaptıktan sonra rahat da edebiliyorlar. Sorularınız varsa buradan cevaplayabilirim. Kısaca benim anlatacaklarım bu kadar. Gözüm görmüyor ki benim. Gözümü takmadığım için. Yapamadım.